Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Seyyidina ve Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme allimna ma yenfa'una. Ve enfa'na bima allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme arzukna fıkhen fiddin. وسعة في الرزق وصحة في الأبدان اللهم حبب إلينا الإيمان والعلم والطاعة وزينها في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والجهل والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم اجعلنا من أهل الإيمان والعلم والتقى والصلاح حقا اللهم اجعلنا من العلماء العاملين بكتابك وسنة نبيك الكريم اللهم اجعلنا من المخلصين لوجهك الكريم اللهم اجعلنا من المجاهدين في سبيلك اللهم اجعلنا من المقبولين لديك يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم لله تعالى الفاتحة. Değerli kardeşlerim, Sahih-i Buhari'de Kitab-ı Sıfet-i Salah bölümünde 49. bab hadisi şerifleriyle devam ediyoruz. Babun yubdi dab'ayhi ve yucafi fissucud. Secde şeklini tarif etmek üzere İmam Buhari böyle bir başlık koymuş 49. baba. Bir kimsenin namaz kılarken erkek secde halinde pazularını açar. Secdeye vardığında pazularını açar, dirseklerini kaldırır ve karnını uyluklarından uzaklaştırır. Secde halini tarif etme için böyle bir ifade kullanıyor. 75. hadisimiz Haddetena Yahya ibn Bukeyr kâle haddetena Bekr ibn Mudar an Cafer'in an İbni Hurmuz'e an Abdullah ibn Malik ibn Buhaynet'e radıyallahu anhu enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem kâne izâ sallâ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ. Abdullah bin Malik bin Buhayne anlatıyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı zaman secdeye vardığında ellerinin arasını açardı ve dirseklerini kaldırırdı. Neredeyse koltuk altının beyazlığı görünecek derecede dirseklerini kaldırarak secde ederdi buyuruyor Abdullah bin Malik İbni Buhayne Peygamberimizin namazını tarif ederken. Kadınlar dirseklerini yere yapıştırırken secde yaparken erkekler dirseklerini dikerek ve ellerinin arasını da açarak secde etmektedirler. Burada secdenin tarifi yapılmaktadır. Bugün namazlarda genellikle erkekler namaz kılarken bu tarifi bilemediği için veya üzerinde fazla durulmadığı için dirseklerini yere koyarak secde etmektedirler ki bu davranış uygun bir davranış şekli değil. وَقَالَ اللَّيْثُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ رَبِيَةَ نَحْوَهُ. Leys bin Sa'd bu hadisi şerifi bir başka tarikle rivayet ediyor. Cafer bin Rabia bana bu şekilde rivayet etti. Yani Bekir İbni Mudar yerine Leys bin Sa'd rivayet ediyor. 50. babımız, 50. bölüm babun yestakbilül kıblete bi atrafi ricleyhi. namaz kılan kimse kıbleye döndüğü zaman ayak uçlarını da kıbleye doğru çevirmek durumundadır. Yani secdeye vardığımızda ayak parmakların ucuna doğru durduğumuzda ayaklarımız tam secdeye gelecek şekilde kıbleye dönmelidir. Namazın bütün rükünlerinde ayak uçları secdeye doğru yönelik olmalıdır. Kâlehu Ebu Hümeyd Es-Sa'idiyy anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Burada Ebu Hümeyd Es-Sa'idiy'nin Peygamberimizden bunu rivayet ettiğini naklediyor. Ancak müellifimiz herhangi bir senet nakletmiyor. Muallakattan yani İmam-ı Buhari'nin senetsiz rivayet ettiği veya sadece sahabisini zikrettiği hadis-i şeriflerden biri. Bu çeşit hadis-i şerifler üzerinde İbni Hacer el-Askalani Et-Tagliq Fit-Tagliq isimli eserini telif etmiş. Kâlehu şeklindeki rivayeti dikkate alarak bu cins hadislerin sahih olduğunu ifade etmiştir. 51. Bab Babun İzâ lem yutimmes sucud. Namaz kılan kimse secdeleri tam, kamil yapmadığı takdirde durumu ne olacaktır? Çok hızlı secde edenler bir defa bile Sübhane Rabbiyel Ala demeden başını koymasıyla kaldırması bir olan kimselerin namazı nasıl değerlendirilmiştir? Bunun hakkında rivayet ettiği hadisi şerifi naklediyoruz. 76. hadisimiz Haddetena Saltubnu Muhammed kâle haddetena Mehdiyyun an Vasilin an Ebi Vailin an Huzeyfete radıyallahu anhu ennehu ra'a raculen la yutimmu rükû'ahu ve la sucudehu. Huzeyfetübnül Yaman rükû ve secdesini tam yapmayan bir kişi görmüştü. Felemmâ kadâ salâtehu, bu kişi namazını bitirdiğinde kâle lehu Huzeyfetü mâ salleyt. Huzeyfe ona sen namaz kılmadın dedi. Kâle ve ahsibuhu kal. Ravi devam ederek şöyle diyor. Öyle zannederim ki şu ifadeyi de kullandı. Velev mutte ala gayri sünneti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sen şu halinle ölecek olsan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti dışında bir yolda ölmüş olursun. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimizin sünnetine aykırı davrandığını, bu davranışın Peygamberimizin sünnetine uygun olmadığını Huzeyfetübnül Yaman bu ifadeyle nakletmiş oluyor. Bir başka rivayette velev mutte ala gayril fıtratilleti fatarallahu Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Yani eğer sen bu şekilde ölecek olursan Muhammed Mustafa'yı Allah'ın yarattığı fıtrat dışında bir fıtrat üzerine ölmüş olursun. Yani bu istenen ölçülere uygun değil. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine veya onun yaratıldığı fıtri davranışa muhalif bir davranış demiştir Huzeyfetübnül Yaman. Evet, rükû ve secdeyi tam olarak yapmamız gerekiyor. Yani bu noktada en az 3 defa rükûda Sübhane Rabbiyel Azim ve secdede 3 defa Sübhane Rabbiyel Ala dememiz gerekiyor. Namazda tadili erkana riayet etmek namazın vaciplerindendir. Namazın kabulüne vesiledir. Namazdaki huşuun gereklerindendir. Namaz kılan kimse namazından gafil, habersiz, namazından şuursuz, namazıyla ilgisiz olursa Feveyn lil musallinellezinehum an salatihim sahun ayetine muhatap olmuş olur. Namazlarından habersiz, namazlarında yaptıklarından habersiz olan namaz kılanların vay haline denmektedir Maun suresinde. Evet, secdelerimiz, rükûlarımız istenen ölçüye uygun olmalıdır. İslam ibadet sistemi disiplin üzerine kurulmuştur. Hem zaman, hem eylem, hem özellik açısından sistematize edilmiş, son derece dakik, son derece hassas ve son derece ince ölçülerle emredilmiştir. Allah'a kulluk şahsi, indi, keyfi, kişisel düşüncelere bırakılmamış, bizzat Cebrail aleyhisselam Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe-i kirama, sahabe-i kiram da gelecek nesillere en güzel şekilde bunu tavsiye etmişler, nakletmişlerdir. 52. hadisimizde secdenin kamil bir secde olmasının vasıfları anlatılıyor. 52. babta Bab-ı Sücudi ala seb'ati a'zum 5 aza. Burada 5 kemik ifadesi kullanılmış. Hadis-i şerifte 5 uzuv, 5 organ, 7 organ, 7 uzuv şeklinde anlatılmış. 7 uzuv üzerine secde edilmesi babı. 52. babımız 7 kemik deniyor. Başlık böyle ama hadis-i şerifte 7 aza, 7 organ ifadesi var. 77. hadisimiz bu babta yer almakta. Kâlel İmamu Muhammed ibn İsmail el-Buhari'yu rahimahullah ve rahimena ma'ah. Üstadımız, müellifimiz, üstadların üstadı, emirül müminin fil hadis. Hadiste müminlerin emiri. Yani o tarihten bu tarihe 1200 senedir İslam alimlerinin takdirini kazanmış, övgüsüne nail olmuş ve sünnet-i seniyeyi nakletme noktasındaki inceliği, hassasiyeti, titizliği beğenilmiş, hoş görülmüş, takdir edilmiş bir zat İmam Buhari. Rahmetullahi aleyh ve rahimena ma'ah. Allah ona rahmetiyle muamele eylesin. Onunla birlikte bize de rahmetinden hisseler nasip eylesin. Haddetena kabisatu, kale haddetena Süfyanu an Amr ibn Dinarin an Tavusin an İbn Abbasin radıyallahu anhuma. Evet, yeni bir talebesi Abdullah ibn Abbas'ın Tavus bin Keysan. Abdullah ibn Abbas'ın talebeleri tabiinden çok seçkin, çok üstün, çok çalışkan, gerçekten hadis ilminde, fıkıh ilminde, tefsir ilminde Abdullah ibn Abbas'ın ilmini en güzel şekilde hazmedip, özümseyip nakleden kişiler. Bunlardan biri Tavus bin Keysan. Abdullah ibn Abbas'tan rivayet ediyor. Umiran nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem en yescude ala seb'ati a'da. Peygamber-i Zişan Efendimiz 7 ağza, 7 organ üzerine secde etmekle emrolundu. Yani secdede kullandığımız 7 azamız var. وَلَا يَكُفَّ شَعَرًا saçları düzeltmemesi, وَلَا تَوْبًا elbiseyi de düzeltmemesi. Hani pantolonu, şalvarını çekmemesi ve elbisenin namazdayken elbiseyi düzeltmekle meşgul olmaması, eliyle elbiseyi düzeltmekle meşgul olmaması ve saçlarını düzeltmemesi, saçıyla elbisesiyle meşgul olmaması ile emrolundu. Yani 3 husus var. 7 aza üzerine secde edilecek. Secdeye varırken pantolon ütüsü bozulmasın diye veya şalvar veya işte elbise çekilip düzeltilmeyecek. Saçlar da düzeltilmeyecek. Bu şekilde emrolundu aleyhissalatü vesselam Efendimiz. Peki 7 aza nedir? El cephetü. Alın yere dokunmalıdır. Allah'ın huzurunda alnımız yere varmalıdır. Başka hiç kimsenin, hiçbir merciğin, hiçbir varlığın huzurunda başımızı secdeye koymamız caiz değildir. Müslüman alnını sadece ve sadece Cenab-ı Hakk'ın huzurunda secdeye koyar ve Müslümanın secde hali Rabbisine en yakın olduğu haldir. Ve alın secdeye konulmadıkça, bu yere konulmadıkça bu secde geçerli değildir. Yani bir kimse iki elinin üzerine, iki elini birleştirerek alnını ellerin üzerine koysa secdesi geçersizdir. Geçersiz olan secde namazın geçersiz, batıl, hükümsüz, fasit olduğunu işarettir. Mutlaka iki elin arasına konulmalıdır. Yani iki elin arasında yere konulmalıdır. Yerin sertliğini alın hissetmelidir. Eğer iki el birleştirilir de üzerine secde edilecek olursa, mesela çamurda, mesela su üzerinde, mesela işte bilmem toprak diye, yer kirli diye eğer iki el birleştirilip onun üzerine secde edilecek olursa o namaz batıldır, hükümsüzdür, geçersizdir. Mutlaka yere, toprağa veya işte toprak üzerinde bulunan şeye secde edilmelidir ki o secde geçerli olabilsin. Bu bir. İkincisi vel yedeyni. İki el. Cenab-ı Hak eğer sağlık, afiyet varmışsa iki kolu da secdede mutlaka kullanmalıdır. Ve rukbeteyni. İki diz. Mutlaka dizler. Ve ricleyni. İki ayak. Evet. İki ayak, iki diz, iki el ve alın. Tabi burada alın derken burun da alınla beraber secdede olmalıdır. Maalesef secdedeyken bir kimse arkasındakini gördüğü takdirde bunun anlamı burun yere değmiyor demektir. Burada alınla beraber burnun da yere değmesi gerekmektedir. Burun yere değmeyince bu yedi azadan biri kamilen yere dokunmamış olur. Alnımız gibi burnumuz da mutlaka yere dokunmalıdır ki secde kamil bir secde olabilsin. Evet, başlıkta yedi kemik denmiş. Tabi bunlar eller, ayaklar, işte alın, burun, bunlar hep kemik olduğu için bu şekilde bir ifade kullanılmış. Ama hadis-i şerifteki ifade daha doğru, yedi organ, yedi aza, yedi uzuv şeklinde, ala sebati a'da şeklinde ifade edilmiştir. Belki müellifimizin burada a'dum ifadesiyle sanki hadis-i şerifin bir başka rivayetinde böyle bir ifade bulunduğuna işaret ediyor olmalıdır. Çünkü bu ifadeler yani tesadüfi değil. İmam Buhari gibi bir zat eğer seb'ati a'da diye rivayet ettiği hadise seb'ati a'dum ifadesini kullanmışsa bir incelik, bir nükte olmalıdır. Evet. Bir sonraki hadisimize geçiyoruz. Haddetena Müslim ibn İbrahim kâle haddetena şu'betu an amrin an tavusin an İbn Abbasin radıyallahu anhuma. Yani görüyorsunuz yine aynı Tavus'tan, yine Amr'dan, bu defa Süfyan es-Sevri yerine, Süfyan es-Sevri yerine Şubetübnül Haccaç'tan rivayet ediyor. Yani müellifimiz hadis isnadı noktasında çok titiz. Süfyan es-Sevri gibi mükemmel, muhteşem bir zat. Yani Sevri mezhebinin kurucusu, fakih, muhaddis, müfessir, Rabbani alimlerden, Allah'ın salih kullarından biri. Bunun hadisi gayet makbul ama bir ikinci senedi naklederek yani takviye etmek değil, bu konuda farklı zevatın da hadislerinin bulunduğuna işaret etmiş olmalıdır. İbn-i Abbas radıyallahu anhuma anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kal umirna en nescude ala seb'ati a'zum. Az önce ifade ettiğimiz şey burada açıkça ifade edilmiş oldu. Yedi kemik üzerine secde etmemizle emrolunduk. 7 aza yerine Şubetübnül Haccac'ın rivayetinde 7 kemik denmiş. Müellifimiz de başlığa bu hadisten aldığı kelimeyi koymuştur. وَلَا نَكُفَّ تَوْبًا وَلَا شَعْرًا. Ne elbiseyi çekiştirmemiz, ne de saçımızı çekmemiz, düzeltmemiz uygun görülmemiştir. Elbiseyi çekmemek ve saçları da düzeltmemekle emrolunduk ifadesini kullanıyor Abdullah ibn Abbas. Ümirna ifadesi, bir sahabinin ümirna ifadesi Peygamberimiz bize emredildi anlamındadır. Dolayısıyla anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kâle, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etmiştir. Aleyhissalatu vesselam Efendimiz böyle buyurdu ifadesine bakacak olursak, biz emrolunduk ifadesi, yani Cebrail aleyhisselam bize emretti. Eğer bu hadis-i şerif Abdullah ibn Abbas'ın sözü olduğu takdirde bu defa merfu hükmünde mevkuf hadis olmaktadır. Peygamberimiz bize emretti şeklinde. Ama burada anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme kâle ifadesi Peygamberimizin merfu hadisi olduğunu göstermektedir. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz biz emrolunduk, Allah bize emretti veya Cenab-ı Hakk'ın emrini Cebrail aleyhisselam bize tebliğ etti anlamındadır. Evet, bizim fıkıh kitaplarında, ilmihal kitaplarında, ibadetle ilgili eserlerde gördüğümüz kaideler, kurallar, fıkhi esaslar işte bu hadis-i şeriflerden süzülerek tespit edilmiş ve bizlere böyle hazır, komprime, son madde madde takdim edilmiştir. Bir sonraki hadisimize geçiyoruz. 79. hadisimize geçiyoruz. Haddesena Adem kâle haddesena İsrail an Ebi İshâk'a an Abdullah ibn Yezid el-Hatmiyy kâl haddesenel Bera ibn Azib'in ve huve gayru kezzûbin. Burada Abdullah bin Yezid, Bera ibn Azib'den rivayet ederken o yalancı değildir. Yalancı olmayan Bera ibn Azib bize nakletti. Arapçada bir cümleyi vurgulamak için kullanılan ifadelerden biri. Çok çok doğru ifadesi. Yani bu tabi belagat, edebi sanatlar açısından önemlidir. Mesela çok güzel bir sofra önünüze konmuş. Bakıyorsunuz, vallahi kuş sütü eksik diyorsunuz. Ne demek istiyorsunuz? Kuş sütü eksik, yani herhangi bir eksikliği anlatmıyorsunuz. Mükemmel bir sofraydı ifadesini kuş sütü eksik diye ifade etmeniz bir edebi sanat, bir belagat ifadesidir. Bunun adı nedir? Zemmun bima yüşbihul medih. Belagatte görünüşte yergi, zem anlamında, fakat aslında medih ve övgü ifadesidir. Medihe benzeyen zem şeklinde ifade edilmiştir. Buradaki gayru kezûb odur. Yalancı değil. Yani yalancı değil derken burada onun gerçekten çok güvenilir bir şahıs olduğunu ifade etmektedir. Evet. Kâle kunnâ nusalli halfen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim anlatıyor? Bera ibn Azib. Peygamber-i Zişan Efendimizin, şanlı Peygamberimizin, yüce Peygamberimizin, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselamın arkasında namaz kılıyorduk. Feyda kâle semiallahu limen hamide. Peygamberimiz semiallahu limen hamide dediğinde lem yahni ahadun minna zahrahu İçimizden hiç kimse sırtını, belini bükmüyordu. Hatta yada'an nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme cebhetehu alel ard. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz alnını, başını secdeye koyuncaya kadar hiç kimse sırtını bükmüyor, secdeye varmaya teşebbüs etmiyordu. Yani rükûdan kalktıklarında sahabe-i kiram, Peygamberimiz Semiallahu limen hamide dediğinde Rabbena ve lekel hamd diyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hamden kethiren tayyiben mübareken fih gibi duaları okuyor. Veya sahabe-i kiram bu duaları okuyorlar. Hepsi ayakta bekliyorlar. Peygamberimiz secdeye varıyor. Secdeye varıp başını yere koyduktan sonra onlar secdeye varıyorlar. Yani Peygamberimizle beraber veya hemen secdeye varmakta yarış etmiyorlardı. Sahabe dediğimiz insanlar ibadet ve taatte son derece hassas kimseler. Evet, burada anlatılmak istenen nedir? Hep tadil-i erkan diye eski bir tabiri kullanıyoruz. Vücut azalarının mutedil, yerli yerinde ağır ağır çalışması. Namazda her rükün son derece rükünlerin mükemmel olarak tadilül erkan, rükünlerin mükemmel olarak yapılması, yani kıyam, kıraat, rükû, sücud hepsinin istenen özelliklere göre yapılması. Bu nedir? Ağır ağır yapılması, istenen duaların okunması, emredilen niyazların, tesbihatın, duaların acele etmeksizin okunması. Namazlarımızda acele davranıyoruz. Namazlar, acele kılınan namazlar yüzümüze çarpılacaktır. Kıyamet gününde yüzümüze namazların çarpılmaması için, reddedilmemesi için, Cenab-ı Hak nezdinde kabul olması için ağır ağır hareketlerimiz, okuduklarımız, davranışımız son derece ölçülü olmalı. Dışarıdan bakan bir kimse, bizi seyreden kimse, acaba bu namazda mı değil mi diye tereddüt edecek olursa o namaz değildir. Yani namaz kıldığımız fark edilmelidir, anlaşılmalıdır. Duruşumuzda, sessiz okuyuşumuzda azalar veya rükünler veya namazın farzları arasındaki o bekleme, okuma, oturma, kalkma şekilleri istenen ölçülerde ağır ağır yapılmalıdır ki o namaz makbul bir namaz olsun. İbadetin kabul olmasının iki şartı vardır. Biri ihlaslı olması, samimi olması, içtenlikle yapılmasıdır. Diğeri şartlarına, farzlarına, vaciplerine, sünnetine uygun yapılmasıdır. Ben yaptım, oldu şeklindeki bir anlayışla yapılan ibadetler makbul, geçerli, sahih bir ibadet değildir. Rabbim ibadetlerimizi en güzel şekilde yerine getirmeyi nasip eylesin. İhlasla, samimiyetle, gösterişten, şandan, şöhretten uzak ama fıkhi ölçülere, nebevi kaidelere uygun bir şekilde güzel ibadetler, güzel hayırlar, güzel taatler işlemeyi nasip eylesin. Rabbim huzurunda mahrum olanlardan, mahcup olanlardan eylemesin.